Ortalık karışmış bakıyorum. İcra savcı da gelmiş. Ben bunu nasıl düşünemedim? Son ormana gidişte arabaya attım bir çift. Bunu kopyalayabiliyor muyuz peki? Kopyalama demeyiz de fikir alışverişi deriz. Güzel. Sen artık masadan ayrılsan mı? Sen ne arıyorsun 2 saattir? Ben galiba anahtarımı kaybettim. Babiş. Senin anahtarın var mı acaba? Ben galiba kaybettim de. Kapıda kalıyordum. Savcım selam. Hoş geldiniz savcım, savcılarım. Tuğçe'nin olayındaki 3 şüpheli de burada. Mahfillerin üstlerinden telefonları çıktı. Bu 2 telefon Rıdvan'a ait. Bu konteynerdeki diğer şahsın. Bu da haline anlaşılacağı gibi konteynerin altında kalan arkadaşa ait. Vakit kaybetmeden önden bilişime gönderelim onları. Özay. Gel buraya. Al bunları hemen bilişime. Acil ama fırla. Şimdi Dorse'den bir tane de silah bulduk. Bunu araştırdım. En enteresanı bu. Silah Tuğçe'ye ait çıktı. Tuğçe'nin silahıyla mı gebermişler yani? Başka bir silah yok. Güzel. Hayatta güzel şeyler de oluyor yani. Devam edelim komiser. Şimdi üzerlerinden çıkan kimliklere göre biri Rıdvan Arvun, öbürü de Erbil Tınkan. Konteynerin altında kalan da Kartal Tınkan. Bunlar kardeşmiş. Üçü beraber Dorse'ye binmişler önce. Muhtemelen kaçmak için. Sonra artık ne olduysa Rıdvan'la Erbil ölmüş. Bu Kartal da artık gezerken mi, uçarken mi, dolaşırken mi ne olduğunu anlamadık. Üstüne konteyner düşerek ezilmiş kalmış orada. Hepsi bu. Kaç kurşun sıkılmış? Savcım burada 1 kurşun var. Rıdvan'da 5. Eğer Rıdvan'ı öldüren Kartalsa belli ki bayağı sinirlenmiş. Buradan hareketle kardeşlerden biri diğerini öldürmüş diyebilir miyiz? İlk ölen kardeşlerden biri. Diğeri de delirdi herhalde. Açılarına bakınca savcım hepsini yerde yemiş belli. Zaten bütün kovanlar da burada. Kaç kovan çıktı? 10. Bir dakika. Burada 1, burada 5. 6 eder. Diğer 4 kovan nerede? İsabet etmiştir belki savcım. Hani ıskalamıştır. Saplanmış çekirdek bulduk mu? Tespit etmedik savcım. Kime sıkıldı o zaman bu 4 kurşun? Ne düşünüyorsun? Belli ki burada başka biri daha varmış. Kuvvetle muhtemel. Çok basit değil mi? 4. yok burada. Yani 4 hayvandan biri eksik. Ormanda yanan arabanın bagajındakinin 4. olduğunu düşünürsek burada bir başkası olduğu sonucuna varırız. Göksu! Burada bu 3'ü dışında başka biri olduğuna dair bir iz var mı? Ona da dikkatle bakalım. Emir anlaşıldı savcım. Fırat sen bizi şu düşen konteynerin olduğu yere götür.
Çok tuhaf değil mi? Konteynerin altında kalmış olması. Garip yani. Hele de kurtulmuş, kaçmaya çalışırken konteynerin altına kaldıysa. Karma gibi. Zincir kopmuş. Olay yeri incelemeyi anladı. Kopması için bir müdahale olmuş mu anlayacağız. Bir dördüncü vardı ve o kopardı yani. Öyle mi dersin? Kopardı mı yoksa kopmuş mu bilmiyorum ama biri daha vardı bence. İyi misin sen? Böyle bir tedirgin gördüm. Öyle mi görünüyorum? Ya. Yani ne bileyim, işte leşlerini görünce etkilendim herhalde. Vallahi ben hiç etkilenmedim. Hatta içimin yağları eridi, oh oldu, iyi oldu. Neydi bu konteynerin altında kalan kartal? Böyle kartalın defalarca düşüşünü hayal ettim mesela. Böyle konteyner düşüyor, kafası eziliyor, konteyner düşüyor, bedeni eziliyor. Böyle ezildikçe eziliyor, anladın mı? Su gibi böyle, hiçbir şey kalmıyor yani. Böyle yani o olmayan beyni, o kalbi, hepsi böyle püre gibi oluyor. Gerçi mahkemede yüzlerini görüp tükürmek de bir hoş olabilirdi ama neyse artık. Cezasız kalmadılar. Ne konuşuyorlar sence? Dün Tuğçe'yi ziyaret ettim. Biraz sohbet ettik. O seviyeye geldi yani. Yani işte. Güçlü kız, bence toparlayacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bana sanki biraz hatırlamaya başlamış gibi geldi. Öyle mi? Yani sen kendi takibini yaparsın tabii. Ben görüş bildiriyorum yalnızca. Yanılmıyorsam tabii. Savcım. Tutanağı kim imzalatalım şimdi? Sen de haklısın komiser. Efe savcıya. Komiser. Sence burada biri daha var mıydı? Olabilir ama bence yoktu savcım. Olay yeri kalıyor. Biz toparlanıyoruz. Anlaşıldı. Ben bir hastaneye geçeceğim. Eren Tuğçe'yi göreyim. Sonrasında emniyette buluşup elimizde ne var inceleriz, değil mi savcım? Tamamdır tabii ki savcım. Geliyor musun? Aa, geliyorum tabii ki hastaneye. Bu müjdeli haber gibi bir şey. Erkek kankama gidip ben söyleyeceğim. Dosyanın savcısı benim, ben söyleyeceğim. Pardon, ben de kız kankasıyım. O yüzden bence söylemek benim hakkım. Ben ciddiyim. Eren'le önce ben konuşmak istiyorum. İyi, peki tamam. Önce sen konuş. Hem ben de şimdi kızları görmeye giderim. İrem'i nasıllar bir bakarım. Bir de ailelerini görmem lazım. Bugün boşandılar. Hakikaten unuttum ben onu bütün engamede. Biraz hızlı olmadı mı o iş? Yani ikisine de söz geçiremedim vallahi. Kardeşin canım da olsa bazen öyle bir kapatıyor ki kendine, ulaşamıyorsun. Maalesef. Sen ne yapacaksın? Hastaneden emniyete mi geçeceksin? Aynen öyle. Tamam, emniyette buluşuruz o zaman. Ben bırakırım seni, oradan geçiyorum. Yok ya. Sen beni taksi durağına bırak. Hiç yolunu değiştirme. Ben giderim. Nasıl istersen karıcığım.